Merhabalar arkadaşlar. Bugün Ahmet Dinç kayıp anahtar, değerli büyüğüm ve abim misafiriyim. Burası 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi kampüsünün bahçesi, kuşlara ayrılan bölüm. Bakın size kuşları göstereyim. Merhabalar Ahmet abi. Merhaba kardeşim. Senin sesine, soluğuna, güzelliğine, abiliğine, duyguna hasret kalmıştık. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Hoş Şimdi bu geldin. güzel yeri göstereyim dedim. Hem de güzel bir sohbet edeyim seninle dedim. Bir görüşemedik aylardır Evet. virüsten dolayı. Virüs. Bunlar tavus kuşu türleri galiba, değil mi? Evet. Bucağın ortasında Evet. 100 dönümlük çok güzel bir alan burası. Eski bir köşkün bahçesi. İlk bakışta fark edilmeyen bir alan. Evet. Buca tren istasyonunun hemen yan tarafında, eski tren istasyonunun hemen yan tarafında bir kapısı var. İçeride 100 dönümlük bir alanımız var. Evet. Havuzlarımız var. Şelalemiz var. Böyle kuşlarımız var. Hayvanların ayrılmış bir bölümümüz var. Güzel bir doğa harikası, bir bahçe. Yani burada çalışmaktan mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Güzel bir yer. Bak Güzel bir yer. etrafı şöyle alalım abi mesela. Bak Evet. tavus kuşlarının güzelliğine. Herkese böyle bir yerde Evet. çalışmak nasip olur Şimdi sen de bu yoldan yürüyelim. mu? Beraber cennetin yolu da böyle midir abi? Bizi oraya Evet. alırlar mı? Gidelim bak tavus kuşu, yeşil tavus kuşunun. Gördük. Bakalım. İşte seni ziyaret ettikçe buraya gelince kafam dinleniyor benim. Ne güzel bak kuşlar, kuş yuvaları. Dışarıdan da gözükmüyor böyle bir bölümler değil mi? Tabii. Çok fark edilen bir yer değil ama güzel bir yer. Bizi takip eden sevenlere selam olsun. Tabii. Bir zaman sen de böyle şeylere meraklısın Nuri. Evet. Gelip buradaki köşkün, Davanten Köşkü, Davanten'den kalma bir köşk. Evet. Bu köşkün de tarihçesi hakkında seni Tarihçesini. izleyenlere bilgi verebilirsin. Ha. Bir gün köşkü de çekebilirsin. Tarihçesi hakkında bilgi de verebilirsin. Evet, inşallah. Hemen karşıda Aha. Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin içinde de bir köşk var. O köşkün de tarihçesi hakkında bilgi verebilirsin. Hı. Forbes Köşkü. Evet. Yani bunların tarihçesi çok önemli. Çok Hocanın güzel bir, evet, tarihçesini kesinlikle. okudum. Kesinlikle. Burada yaşayan hanımefendi ve general beyefendi arasında Evet. geçen Bir aşkla aşk var. İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Hatta buradaki koşu Evet. var ya, at yarışı yapılan yerde bu Evet. hanımefendiye ait. Değil mi? Orada İngiliz atları yetiştirip orada koşturup gösterip satışını yapan bir kadın. Evet. Çok güzel abi. Demir Bak. yolunu da yaptıran kadın ne olduğu söyleniyor. Buradan işçi Değil mi? götürmek için de tabii. 1860'lı yıllar tabii. Yani bunu anlatmak lazım. Bir gün sen yaparsın bu Evet, işi. inşallah bir gün yapacağız İnşallah. abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.